Merhaba, sadece 5 dakikanızı ayırarak diksiyonunuzu geliştirmeye başlamak için yeni video serilerimi takip edin. İlk bölümde sizlere diyafram kasının geliştirilmesi, doğru kullanımı ve konuşmamıza olan etkilerini anlatacağım. Diyafram kasını kullanarak nefes alıp vermek aslında etkili ve güzel konuşmanın temelini oluşturuyor. Çünkü nefes sesimizin ham maddesi. Bu ham madde ne kadar kaliteli olursa konuşmamıza da o derece olumlu yansır. Size kısaca doğru nefes almanın faydalarından bahsedip ardından diyafram kasını geliştirmenize yardımcı olacak etkili bir yöntem göstereceğim. Şimdi diyafram nefesi neden önemli? Diyafram kası karınla göğüs boşluğunu birbirinden ayıran bombeli bir yapıya sahip. Nefes aldığımızda diyafram kasını düz hale getirebilirsek akciğerlerimizin alt loblarını da oksijenle doldurmuş oluyoruz. Sağlık açısından faydası bir yana konuşma açısından düşündüğümüzde bize daha uzun soluklu konuşma imkanı tanıyor. Konuşurken yorulmuyoruz. Heyecanımızı da kontrol altında tutmuş oluyoruz. Üstelik sesimiz de daha güçlü çıkacağı için konuşmalarımız daha net ve anlaşılır hale geliyor. Sesle alakalı o kadar çok soru ve yorum geliyor ki Sesimi nasıl etkili kullanabilirim? Sesim güçsüz, sesimi kullanamıyorum gibi. Sesinizin hakimi olamazsanız o sesi etkili bir şekilde kullanamazsınız. İşte bu diyafram nefesi ses konusunda ipleri elinize almayı sağlıyor. Yani sesiniz üzerindeki hakimiyetiniz artıyor ve siz de onu istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Doğru nefes alıp verme şekli biliyorsunuz. Nefes aldığınızda omuzlar kalkmıyor, göğüs şişmiyor karın dışa doğru genişliyor. Aynı anda göğüs kafesi de genişliyor. Bunu sağlayabilmemiz için de diyafram kasını yönlendiriyor olmamız gerekiyor. Genelde kullanmadığımız için zayıflayan bu diyafram kasını güçlendirmek için basit bir egzersiz yapacağız. Elinize normal bir balon alın ve üfleyin. Bu egzersiz diyafram kasının geliştireceği gibi ciğerlerinizin kapasitesini de artıracaktır. Günde ortalama 5 dakika yapmanız yeterli olur. Şimdi önce burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Sonra karnınızı sıkarak balonu üflemeye başlıyorsunuz. Ciğerlerdeki bütün nefesi balona boşalttıktan sonra 5 saniye bekliyorsunuz. Sonra burnunuzdan tekrar derin bir nefes alıp balona ikinci kez üflüyorsunuz ve aynı hareketi son kez yapıyorsunuz. 3 nefes şeklinde yaptığınız egzersizi toplam 3 set halinde tekrarlayabilirsiniz. Şimdi birlikte bir kez yapalım. Evet gördüğünüz gibi balonumuzu şişirdik. Her gün bu şekilde ortalama 5 dakika yapacağınız balon şişirme egzersiziyle hem ciğerlerinizin kapasitesi artacak hem de diyafram kasını geliştirmiş olacaksınız. Sonrasında diyafram kasını kullanmayı alışkanlık haline getirebilmeniz için Gün içerisinde sık sık doğru nefes alıp verin. Her hakkınıza geldiğinde bu iş yerinde olabilir, evde, okulda fark etmez. Elinizi karnınıza koyup sürekli doğru nefes alıp vermeye çalışın. Bu çalışmayı ne kadar sık tekrarlarsanız o kadar çabuk alışkanlık haline getirebilirsiniz. Doğru nefes alıp vermeye başladığınızda konuşmanızdaki farkı siz de gördükçe mutlu olacaksınız. Bu da size özgüven kazandıracak. Bu arada biliyorsunuz kanal üyelerine özel konuşma analizi yapıyorum. Bunun dışında ayrıca temel diksiyon eğitimi başlığıyla 10 videodan oluşan eğitim içeriğini yine kanal üyelerine özel hale getirdim. Doğru nefes alıp verme teknikleri, fonetik, artikülasyon, Türkçenin doğru kullanımı, vurgu gibi konulardan oluşan temel diksiyon eğitimine erişim sağlamak için katıl butonuna tıklayıp kanal üyesi olun düzenli olarak videoları izleyip kendinizi bu alanda geliştirmeye başlayın. Katıl butonuyla abone olarak yorum ve paylaşımlarınızla kanalımıza desteklerinizi de bekliyorum. Bu destekleriniz kanalımızın geleceği için de ayrıca büyük önem taşıyor. Online diksiyon eğitimleri ile ilgili taleplerinizi de Instagram'dan direkt mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Sonraki içeriklerde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.